Öğretim Matematik Öğretmenliği programı 4 yıllık bir program. Programın ilk 2 yılında öğrencilerimiz temel matematik ve pedagoji dersleri alıyorlar. 3. ve 4. sınıfta da ağırlıklı olarak matematik öğretimine yönelik dersler alınıyor. Aslında 2. sınıftan itibaren matematik öğretimine yönelik derslere başlıyoruz ama özellikle 3'te, 4'te ve son sınıfta zaten 4. sınıfta stajları da var. Yıl boyunca okullarda staj yapıyorlar. Programımızın öne çıkan özelliklerinden en önemlisinden birisi İngilizce eğitim veriyor olmamız. Artık günümüzde İngilizce bilmek bir artı değil, bilmemek bir eksi. Ben bunu sürekli söylüyorum. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra hem Türkiye'de iyi özel okullarda çalışabiliyorlar hem de yurt dışında çalışma imkanı bulabiliyorlar. Öğrencilerimize uluslararası bakalorya öğretmeni olma sertifikası vermeye başlıyoruz. İngilizcesi IB programı. IB programı da çok prestijli programlardan bir tanesi. Yine ülkemizde çok sayıda özel okullarda bu program uygulanmakta. Hatta devlet okullarında da uygulanıyor. Uluslararası geçerli olan bir sertifika programı. Uygulamaya çok önem veriyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi 2. sınıftan itibaren aslında öğrencilerimiz alan eğitimine yönelik dersler alıyorlar ve bu derslerde çoğunlukla okullarda uygulamaya dayanıyor. Bizim çevre okullarla çeşitli işbirliği anlaşmalarımız var, fakülte okul işbirliği çalışmalarımız. Bu bağlamda öğretmen adaylarımız son sınıfta yaptıkları stajların yanı sıra 2. 3. sınıftan itibaren okullarda birebir öğrencilerle çalışma fırsatı buluyorlar. Akademik kadromuzda deneyimli hocalarımız bulunuyor. Hemen hemen hepimizin okullarda öğretmenlik deneyimi var. Dolayısıyla hem kendimizi geliştiriyoruz bu süreçte hem de öğrencilerimizin de güncel eğitime ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmeye çalışıyoruz. Matematik öğretmeni olmanın farklı avantajları da var. Özellikle yine lisans düzeyinde aldıkları bazı teknoloji dersleri, özellikle son yıllarda siz de duyuyorsunuz robotik dersleri, yapay zeka ya da zeka oyunları gibi aslında alanlarda biraz merakı olan, kendini geliştiren öğrencilerimiz bu alanlarda da çalışabiliyorlar. Farklı alanlarla çift ana dal yapanlar ya da yan dal yapanlar o alanlarda da çalışabiliyor. Matematik dediğim gibi bir altyapı oluşturduğu için istatistik alanında da, bilgisayar alanında da, işte işletmeye de ya da sosyal bilimlere de kayabiliyor öğrencilerimiz. Zorunlu stajlarımız son yılda oluyor. 4. sınıfta öğrencilerimiz zorunlu staj yapıyorlar. Staj yaparken de biz öğrencilerimizi farklı okul ortamları görmesi açısından bir dönemlerini genellikle devlet okullarında, bir dönemlerini de özel okullarda geçirmelerini istiyoruz. Bunun dışında gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerimize de biz her zaman fırsat veriyoruz. Bunlar yurt içinde de olabiliyor, yurt dışındaki kurumlarda da staj yapma imkanları oluyor. Erasmus imkanlarımız var. Özellikle Belçika'daki bir üniversiteye çok yoğun gidiyor öğrencilerimiz ama bunun yanında Hollanda'da, İspanya'da anlaşmalarımız mevcut. Öğretmenlik fedakarlık mesleği, sevgi mesleği, çocuklarla, gençlerle olmayı gerektiren ve onlarla olmaktan hoşlanan kişilerin aslında yapacağı, ülkesine katkı sağlayacak kişilerin mesleği, eğitimin gelişmesine, Türkiye'nin en ücra köşesindeki öğrencilere erişmekte, insanların hayatına dokunmakta benim de bir katkım olsun istiyorsanız aslında bu mesleğe gönül verebilirsiniz.